Zinet abla da kesinlikle geleneksel lezzetler, farklı farklı yemekler bitmiyor. Evet, bitmez. Bizim geleneksel yemeklerimiz bitmez yavrum. Bayılıyorum sizin lezzetlerinize ve masamız şu anda çok zengin. Evet, çok zengin. Bayağı bir meşakkatli işimiz var şu an. Ne yapıyoruz Zinet ablacığım? Şimdi enginar dolması dolduracağız. Taze yapraklı. Malzemelerimiz neler acaba? Malzemelerimiz enginarımız. Bu enginarımız bizim kendi tarlalarımızda oluyor. Salçamız, taze yaprağımız, kıymamız, kuru nanemiz, kırmızı biber, tuz, karabiber, pul biber. Bu da kekiğimiz. Süper. Taze soğanımız, domatesimiz, maydanozumuz, nanemiz. Bu kadar. Bir de salçamız var. Salçamız var. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Şimdi yaprak sarmalı enginar dolması yapıyoruz. Evet. Doğramaya başlıyoruz bir güzel kuru soğanlarımızı. Soğanımızı bir güzel pirinçlerimizin içine bakın minik minik ilave ediyoruz. Atalım içine. Tamam. Bol soğanlı olunca gerçekten dolmalar çok lezzetli evet, çok oluyor. Evet, çok lezzetli oluyor. Ben bir de bayılıyorum dolmaya. 5-6 dal taze soğanımız var. 5-6 dal taze soğanımızı da doğradık. Pirinçlerimizin içine aldık. Kuru soğanlarımızla karıştırdık. Şimdi maydanozumuzu. Maydanozumuzu da doğruyoruz. Maydanoz hepsi bahçeden bizim. Hepsi. Çok güzel. Çok doğal besleniyorsunuz gerçekten. Evet. Bahçe olayı harika. Hiçbir şey yapamasaz bir saksının içine ekeriz gene ekeriz. İşte bu kadar. Doğal beslenmek istedikten sonra. Evet. Maydanozlarımızı da doğradık. Bol naneli maydanoz da güzel olur. Çok. Bunlar nane mi? Bunlar nane. Naneler de harika. Onlar da bahçeden. Bunlar hepsi bahçeden. Nanemizi de doğradık. Bunu da içine atalım. Şimdi domatesimizi doğrayalım. Tamam. Domateslerimizi de incecik doğradık. Doğrama işimiz tamam. Evet. Şimdi ne yapalım? Şimdi yavrum salçasını koyalım. Tamam. Bir yemek kaşığı. Şöyle iki dolu dolu yemek kaşığı. Domates, salça. Biber karışık mı? Domates, biber karışık. Harika. Salçamızı da koyduk. Şimdi bir kaşık karabiber. Tamam, karabiberimizi ilave ettik. Böyle şeker kaşığıyla. Değil mi? Bir kaşık. Tamam. Tuzumuzu ilave edelim. Tuzumuzu koyduk. Üç tane koydum bak. Evet, bizim üç. Enginarımız fazla. Herkes hani kendi damak tadına göre atabilir tuzunu. Tamam. Bir kaşık pul biber. Belki çocuklar falan yer. Fazla pul biber atma hocam. Tamam. Bir kaşık kuru nane. Oh. Biraz da kekik. Baharatlarımız tamam. Zeytinyağımızı. Zeytinyağımızı da koyuyoruz. Bol yağlı güzel olur. Kıymamızı. Evet, yarım kilo kadar kıymamız var. Onu da koyuyoruz. Şimdi buna burada kenarda beklesin. Ben enginarlarımı daha önceden temizlemiştim. Birkaç tane size göstermek için koydum. Süper. Enginar nasıl temizlenir? Bakın evet, taze enginar. Evet. Şimdi bu çok önemli bir detay. Buralarını böyle alıyoruz. Yapraklarını, dalını kestik. Dış yapraklarını temizliyoruz. Taze yerine gelene kadar temizliyorum ben bunu. Tamam. Bak beyaz yerleri gözüktü. Ha. Buranın da kenarları acı olmasın diye böyle temizliyoruz. Süper. Bak burasını da böyle açıyoruz. Kafasını da birazcık kesiyoruz. Bu, çünkü buraları tikenli. Evet. Şöyle yaprakları biraz açıyoruz. Ay ne kadar güzel. Böyle tuzlu suyun içine, limonlu tuzlu suyun içine bastırıyoruz. Bastırıyoruz. Bir tane daha yapabilir miyiz? Bak. Bakın kökünü kestik. Bak. Sapını. Çevresindeki yaprakların. Böyle bunları temizleyin beyaz evet. Yerine gelene kadar. Çünkü üstündeki kabuklar sert olur. Aynen bak şu beyaz bak. Yeri görünmeye burasını başladı. Burasını da böyle alın bu acı olmasın diye. Tamam. Burasını da böyle. Oh süper. Üstünün de yapraklarını kestik. Tuzlu limonlu suyumuza basıyoruz. Basıyoruz. Şimdi sıra geldi içimizi bir güzel karıştırıp dolmalarımızı doldurmaya. Şimdi bu içimizi ben elimle bir güzel hepsiciğini birbirine özleştireceğim. Tamam. Bütün malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi ne yapalım Zinet ablacığım? Şimdi ilk önce enginarları dolduracağız. Tamam. Şimdi bunun içinin böyle rahat açılması için. Birazcık vurduk evet, tahtamıza. Vurduk. Bak. Ay çok güzel açıldı ya. Çiçek gibi. Çiçek gibi açıldı şimdi bunun içine. Allah Allah. Güzelce böyle. İçimizi, hazırladığımız içimizi dolduruyoruz. Kıymalı, soğanlı, pirinçli. Uf. Dolduruyoruz. Şöyle suyunu sıkıyoruz. Evet. Vuruyoruz. Ve şöyle hemencik açılıveriyor. Evet. Ve içine dolduralım.
Ve son enginarlarımızı da dolduruyoruz. Enginar çiçeklerini dolduruyoruz. Çok güzel bir görüntüsü var ya, bakar mısınız? Tam bir çiçek. Çok seviyorum. Çok lezzetli, çok şifalı. Şimdi son enginarımızı da koyduk. Ne yapalım Zinet ablacığım? Şimdi bu enginarlarımız tam tenceremize göre doldu. Ölçmüşüz gibi. Vallahi tam doldu. Evet. Şimdi bunun üzerine yapraklarımızı alacağız. Tek tek yaprak sarması yapacağız. Hadi ya. Bir sıra bütün üzerine kapatacağız. Allah Allah, çok ilginç. Üstünü kapatıncaya kadar yapraklarımızı sarıyoruz. Enginarlarımızın üstünü kapattık. Evet, yaprak sarmalarımızla kapattık. İkisinin lezzeti birbirine geçecek ve çok güzel bir dolma olacak. Hem sarmalarımız çok lezzetli olacak, hem de enginar dolmalarımız. Bu yaprağın ekşiliği enginara da geçecek. Çok güzel olacak. Enginar zaten ekşili yapılıyor. Evet. Şimdi sıra geldi salçalı sosumuzu hazırlamaya. 1,5 kaşık içine de koyduk, yeterli. Tamam. Buradan sıcak suyumuzdan bir miktar alıyoruz. Döküyoruz böyle içine. Bir su bardağı suyumuzu biraz salçamızın içine döktük. Bunun içine tuz atıyorum. Tamam. Enginarlar altta ya. Hı hı. Altı da tuzlansın diyerekten. Biraz da böyle üstüne sıkıyorum. Süper. Bakın. Dolmalarımızın üstüne de biraz tuz ilave ettik. Hı hı. Tuz lezzet verir. Ben evet. Şimdi bunu kenarından böyle veriyorum. Süper. Bütün her yerine ulaştı bu su, bakın. Bir miktarcık daha. Bir miktar daha. Su ilave ediyoruz. Köşesinden, köşesinden verdik suyu. Verdik. Bir miktar da üstünde gezdirdik. Tuzları erisin diye. Tamam. Şimdi zeytinyağımız. Zeytinyağımızı da bol ilave ediyoruz. Evet, bol zeytinyağlı olacak. Oh, bak. Zinet ablacığım, sen çok güzel yemekler yaptın bize. Zeytinyağımızı da bol verdik dolmalarımızın üstüne. Evet, şimdi pişirmeye hazır. Kapağımızı kapatıyoruz. Kapatalım. Ne kadar pişirelim Zinet ablacığım? Bu yarım saatte bir şey. Çünkü bunun enginarı taze, yaprağı taze. Pirinç zaten çok kolay pişen bir şey. Yarım tamam. Saat içinde pişer. O zaman sobamızın üstüne koyuyoruz. Yarım saat pişiriyoruz. Evet. Odun ateşinde bunun her yakası aynı seviyede pişecek. Süper. Yaklaşık yarım saatte yemeğimiz pişti. Kapağını açıyorum. Aa, mükemmel bir görüntü. Afiyet olsun ya. Çok güzel görünüyor. Çok güzel. Aman şimdi Allah'ım, enginarlar, yaprak sarmalar mükemmel pişmiş. Koku efsane. Tadı kim bilir nasıl lezzetli. Herkesin burada olup bunu tatmasını isterdim. Of, vallahi aynen ya. Ekranları başındaki izleyicilerimiz, tarifini verdik. Evinizde yapın. Bayılacaksınız. Tombullar senin. Tombullar benim. Aynen bakın. Zinet ablamın sardığı kalem gibi dolmalar, sarmalar ve benim sardığım minnoş ve tombik sarmalar. Evet. Şimdi enginarlarını altından çıkarıyorum. Bak, pirinç bir tarafa taşmış mı? Çok güzel olmuş ya. Şimdi tadına bakacağız. Tadına bakıyorum. Önce yaprak sarmamızı tatmak istiyorum. Çok güzel. Şimdi bu nasıl yenir? Enginarı nasıl yiyeceğiz? Enginarı ilk önce bu biz kabuklarını böyle ağzımıza sıyra sıyra gösterin bana. Böyle alırız bu enginarı böyle. Ha, yiyeriz. Yapraklarını yiyorsunuz. Bu etrafını yedikten sonra bu içine gelen kısım taze kalır. Bir saniye. Çok bu güzel. Bu üst şeysini yedikten sonra zaten altında yaprakların bak. Yaprakların uç kısmı inanılmaz lezzetli. Çok. Çok yumuşak bir kısım var. Zaten faydalı. Bak şimdi bunun altında bak. Heh. Altında bak, burasında şimdi göbeği var bunun. Göbeği var. Bakın bak, göbeğine bak, geldik. Bak. Çok güzel. O zaman onun da tadına bakayım. Bunun asıl tadına bakacağın yer onun. Orası. Bakın. Enginar nasıl yenir? Şimdi öğreniyoruz Zinet abladan. En güzel yeri göbeği. Enginarın. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. O enginarın tam ortası o kadar yumuşak, o kadar lezzetli ki. Çok lezzetli olur. Pirinçli, etli harcımız inanılmaz lezzet katmış. Evet, çok güzel. Bak ne fazla pişireceksin, ne az pişireceksin. Pirinçlerin aynı pilav gibi tane tane olacak. Evet, çok güzel ya. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Pirinçler harika pişmiş. Yarım saat pişirdik sobanın üzerinde. Tarifini de verdik. Şu anda tam enginar mevsimi. Evet. Pazardan alabilirsiniz.
Çok da uygun fiyatı ve çok şifalı. Evet, çok şifalı. Hani böyle dolmasını yapın, yemeğini yapın, bunu her türlü tüketin. Tüketin. Çok da lezzetli. Evet. Ben bayıldım. Tarifini de verdik. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.